Selam millet, bugün sizlerle birlikte bana uzun zamandır sorulan, devamlı sorulan ama bir türlü fırsatını bulamadığımdan yapamadığım bir şeyi bugün yapmak istiyorum. Bugün Undertale'ı, Türkçe yamayı nasıl kurulduğunu size en detaylı şekilde göstereceğim. Hızlı bir şekilde başlamak istiyorum çünkü bu türlü videolarda genelde gelenler hemen sonucu görmek istiyor. Ben de fazla uzatmadan göstereceğim ama öncelikle neden Undertale'ın yamasını, abi kuramıyoruz, neden olmuyor dediğinizi hemen bir cevaplayacağım. Öncelikle Toby'miz, değerli Toby kardeşimiz, Undertale'a bir güncelleme getirdi çünkü galiba Japonca falan eklemiş. Japonları sevindirmek için yaptığı bir şey herhalde. Bunu yaptıktan sonra Undertale iki versiyona bölündü. Şöyle hemen göstereyim. Öncelikle böyle yavaş yavaş gidelim. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama bu arada hazır yaz indirimleri varken aranızdan bir kişiye Undertale'ı hediye etmek istiyorum. Bir tane Undertale, yani 7 liraya falan. Kaç paraya düşmüş Undertale? 7 lira falan dediler. Dedim ki why not? Undertale hadi ama. Evet, Undertale 7 liraya düşmüş. Aranızdan birine bu videodaki, ne yapalım biliyor musunuz? Nasıl yapalım ya? Abi şöyle yapalım. Undertale sizin için ne ifade ediyor? Bununla alakalı bir şey yazın. En beğendiğim yorumdaki kişi, ama tabii Steam'iniz falan olmak zorunda. Steam'iniz, bir Steam hesabınız olsun. En beğendiğim kişiye bir tane Undertale hediye edelim, oynasın Türkçe yamasıyla birlikte. Şimdi gelelim konuya. Undertale'ı aldık, oynuyorsunuz ama Türkçe yaması çıktı. Türkçe yamasıyla oynamak istiyorsunuz ama ne yazık ki Türkçe yamayı kursanız bile oyun bir şekilde kabul etmiyor artık. Bunun için yapmanız gereken şey Steam arayüzünüzde, bakın çok basit ya, dünyanın en basit şeyi. Undertale'ınıza geliyorsunuz, tamam mı? Burası özellikler yazar size. Ben de İngilizce, burada özellikler yazar. Geliyorsunuz en alta, tamam mı? Ondan sonra betalara geliyorsunuz. Bakın tek tek anlatıyorum. Çok çok nazik bir şey bir şekilde anlatıyorum. Undertale'ınız yüklü, tamam mı? Geldiniz burada. Bakın burada versiyonlar var. Burada seçmeniz gereken versiyon Old versiyon 1.1. Bunu seçtikten sonra zaten bir güncelleme yapacak oyun direkt. Buradaki işiniz bitiyor. Dünyanın en basit hareketi. Ne yaptınız? Steam'de geldiniz. Hemen oyununuzu buldunuz. Burada özellikler yazıyor. Özelliklere tıkladınız. Betalara geldiniz. Old versiyon 101. Alt-101. Bakın oynayabileceğiniz versiyon bu. Bunu seçiyorsunuz. Bunu seçtiniz. Çıkıyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarınızda Steam'in dosyalarına girebildiğiniz yerler var. Bunlar neler? Bunlar, ben de Steam. Bu hiç değişmez. Steam klasörünü bulduktan sonra Steam Apps. Bakın bu klasör. Bu klasörü buldunuz. Tekrar söylüyorum. Steam klasörüne girdiniz. Sonra Steam Apps'a girdiniz. Bunları tek tek yapın. Asla ve asla hiçbir şekilde Türkçe yama gibi olmaması gibi hiçbir durum yok. Steam Apps'tan sonra Common girdiniz. Burada siz oyunlarınız gözüküyor arkadaşlar. Bu oyunlar Steam'de size yüklü olan oyunlar. Burada Undertale'ı bulacaksınız önce bir. Undertale'ı bulduktan sonra giriyorsunuz. Bakın burada bir Datawind dosyası var. Bu Datawind dosyası tam olarak oyunun dili. Oyunun dili Datawind dosyası olarak gösteriliyor. Benim bu videonun altına koyacağım link size Undertale'ın Türkçe yamasını indirmenizi sağlayacak. İndirdiğiniz zaman böyle bir şey gelecek. Bakın bu da Datawind. Bu Datawind'i tutuyorsunuz böyle. Tutuyorsunuz böyle Sans'ın sizi kötü sonda tuttuğu gibi. Buraya alıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Z diyor ki, Z bir soru soruyor. Hani ikisini değiştirelim mi yoksa karıştıralım falan. Siz diyorsunuz ki değiştir. Değiştirtiyorsunuz, tamam mı? Artık sizin Undertale'ınız Türkçe yama oldu. Ne yaptık? Old versiyonu aldık. Bu arada aranızdan birine Undertale vereceğim. Söylemiş miydim? Kesinlikle söylemiştim. Undertale'ı özelliklerinden gelip uninstall yapıyordum. Hayır tabii ki hayır. Daha oynayacağımız çok Undertale var. Pekala. Ne yaptık? Betalardan 101 yaptık. Bakın çok basit. Bunu bir kere çekiyorum. Bunu çünkü o kadar soruyorlar ki, yani bana bir günde, yalan olmasın, haftada 5 kere sorulan bir sorudur bu. Bir, Undertale kötü nostalji son gelecek mi? İkincisi de bu. Yani çok basit. Yapıyorsunuz. Ondan sonra bir Undertale patlamaz mı? Dur biraz oynayayım ya. Özlemişim. Oyunun Türkiye mayım olup olmadığına da bakalım. Hemen F4'ün oyunu tam ekran ya. Uzun zaman önce dünyada iki ırk hüküm sürüyordu. Joystick ayarımı? Bu ne lan? Bir dakika ama bunun... Evet, galiba PlayStation 4 içinde bir şeyler yapmıştı Toby. Ondan dolayıydı herhalde. Güneşi hayat ver ışınlarıyla birlikte olmaya çalış. Güneşin hayat veren ışınlarıyla birlikte olmaya çalış. Ben bunları bilmiyordum bu arada. Dır seçimi ne lan? Dır seçimi. Sadece analog, sadece pol. Normal olsun. Bir dakika. Kontrol testi. Bu ne?
Aşığı gitmiyor bu arada karakter. Bunu bilmiyordum bu arada. Evet, gördüğünüz gibi çıkışı burada basacağız. Ama dur bakayım. Bu dans eden neydi bu karakterin adı ya? Bu arada Deltör'ün şey yapacağız. Dur bakayım, güzel bir dans yapayım. Fakat çalışıyor. Tamam, çıkalım. He, okey. Hmm. Peki burada neyi değiştirebiliyoruz? Oha, oyundaki bütün konfigürasyonu değiştirebiliyorsunuz. Eğer isterseniz hani X ile şey yapmak yerine F ile de yapabiliyorsunuz. Anladınız mı? Okey. Güzelmiş. Teşekkürler. Nasıl çıkacağız buradan? Devam et diyor. Ben nerede kalmıştım? Abi, kaldığım yere bak. Bir dakika, Monster Kid'in arkamdan geldiği yer mi? Evet. Yo! Böyle, bir şey söyleyeyim mi? Böyle devam edip bitiresin falan var ama yapmayacağım. Efendim Monster Kid. Tamam, oyunu uzatmayayım ya. Oyunu biliyorsunuz. Oyun Türkçe oldu işte. Yo. Undyne senden uzak durmamı söyledi. Senin birçok kişinin canı yaktığını söyledi. Tamam, burada Monster Kid'in bizi kötü sanması falan ama kötüyken bile yanımızda olması olayı. Pekala, çıktım. Görüşürüz. Seni seviyoruz Undertale. Arkadaşlar, bu şekilde yapabiliyorsunuz. 13 lira kalmış. İndirimler var. Aranızdan bir kişiye Undertale vermek istiyorum. Sadece Undertale virgül sizin için ne ifade ettiğini yazın ve ben en beğendiğim yorumda, tabii bir Steam hesabınız olmak zorunda. Olmak zorunda da değil, hani yazabilirsiniz gene ama olanlardan bir tanesine Undertale'ı hediye etmek istiyorum. Beni Steam'den eklesin, yapalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Artık bu konuyu çözdüğümüzü düşünüyorum. Undertale'ın Türkçe yaması dünyanın en kolay yükleme videosuyla karşınızda. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.